TESEF, hükümet tarafından 2011 yılından bu yana hazırlanıp yürürlüğe sokulan 4 yargı paketini hak ve özgürlükler açısından değerlendirdi. Farklı başlıklar altında hazırlanan raporda uzun tutukluluk sürelerine dikkat çekildi. Uzun tutukluluk süreleri kişi özgürlüğünün ihlal edilmesinin temel sebebinin ceza adalet sisteminin gözünü işlememesi. Dolayısıyla burada daha kalıcı bir çözüme, daha sistemin örgütlenmesi ve daha konuda kalıcı ve köklü reformlar yapılması gerektiği tespitinde bulunuyoruz. Raporda paketlerin beklentileri karşılamada yetersiz kaldığına da dikkat çekildi. Özellikle bu örgütlü suçlu, kişilerin örgütlü suçlu, örgüt üyesinin işte cezalanmaya devam edecek olması veya adil savunmayı düzenleyen maddelerin toplumdaki beklentinin çok gerisinde kaldığını söylemek mümkün. Raporu hazırlayanlardan hukukçu Naim Karakaya da siyasi iradenin doğru tespitler yapmasına rağmen sadece paketlerin hazırlanmasıyla bir yere varılamayacağına dikkat çekti. Doğru, pek çok alanda çok doğru noktaya daki tespitlere vurgu yapılmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Bu anlamda gerçekten de siyasi iradenin bu konudaki katkısını takdirle karşılamak lazım. Temel bir uygulayıcı problemi olduğunu da söyleyebiliriz. Bu nedenle sadece paketlerle aslında bir yere ulaşamayacağımızın farkındayız. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kenan Özdemir de hükümetin yaptığı değişikliklerle ilgili bilgi verdi. Yargı reformu stratejisinde tespit edilen sorun alanları